Yeniden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Alos Online'a yeni gelmiş olan bir indirimi size duyurmak için bu videoyu çekme kararı aldım. Şimdi biliyorsunuz ki yeni sektör, kehribar sektörü geldi, turuncu itemlerimiz geldi, oyuna yeni gelen arkadaşlarımız var ve oyun eğlenceli bir şekilde ilerleyerek devam ediyor. Aynı zamanda yine bugün Kaos paketi olarak yeni bir güncelleme daha aldı. Onu ayrıca çekmiş olduğum bir videoda zaten anlattım. Onun linkine de yüksek ihtimalle sağ üstte, sol üstte bir yerde çıkacak linkten ulaşırsınız zaten arkadaşlar. O konumuz şu anda ondan bağımsız. Konumuz daha önce eski arkadaşlar bilirler. Bir dönem oyunda şöyle bir etkinlik vardı. Sıfırdan bir karakter açtığınız zaman 4 level yaptıktan sonra karakteri size bir kutu veriyordu oyun. Ve otomatikman o kutunun içindeki bir parşömene bastığınız zaman sizi otomatikman 75. seviyede bir karakter yapıyordu. Bir tane reenkarni hakkı veriyordu. Reenkarninize de audio açarsanız eğer audio açtığınız takdirde onu da 75 level yapıyordu. Ve birçok item hediye ediyordu size. Hani bu mafraza itemleri. Bunu kısa dönem, yani daha şöyle söyleyeyim size. Yılın başlarında falan bunu kaldırdılar ve oraya yeni bir paket eklediler. Yeni bir sistem eklediler. Artık direkt oyun sizi 75 seviyeye yapmıyor. Sıfırdan başlıyorsunuz. Ama o size vermiş olduğu itemleri her 5 level'da bir, yani bir periyot halinde hepsini veriyor. 85 level'a kadar geldiğinizde veriyor. Ve 85 level'da yanlış hatırlamıyorsam oyun size 6 tane 6. seviye taş hediye ediyor en son. Ve bunun içinde tabi binek, mafrazlardan çıkan işte kağıtlar, parşömenler, itemler vesaire önemli kullanmanız gereken önemli itemler mevcut. Yani bu şekilde kasarak elde edebilirsiniz. Şimdi oyunda bugünkü güncellemeyle birlikte bir tane kutu geldi arkadaşlar. Daha doğrusu kutu dedim yanlış oldu. Zaten olan bir kutuya indirim geldi. Nedir arkadaşlar bunlar? Şöyle iki tane kutumuz var. Bunlardan bir tanesi mucizevi mavna, diğeri enkarne için mucizevi mavna. Bunlara %80 indirim geldi arkadaşlar. Mucizevi mavna şu şekildedir. Siz mucizevi mavna 5. seviye bir karaktere bastığınız zaman, ata karaktere yalnız, mucizevi mavna'ya bastığınız takdirde karakter otomatikman direkt 75 level olur. Direkt bütün o ana kadar bütün yapılmış, yani bütün görevler yapılmış, bütün hikayeler yapılmış vesaireler yapılmış bir şekilde 75. seviye hazır bir karakter elde edersiniz. Ondan sonra bir 10 level kasmanız kalır. O da aslında basit, yani çok rahat bir şekilde kasabiliyorsunuz. Zaten her hafta sonu biliyorsunuz kader tebessümü var. Tecrübe verin denk getirdiğiniz takdirde çok hızlı bir şekilde kasarsınız. Diğer item ise enkarni için mucizevi mavna da 75'i olup bir ata karaktere sahip olduğunuzda açmış olduğunuz bir enkarni karakterinizi otomatikman direkt 75 level yapar. Yani bu iki itemi aldınız, iki kutuyu aldığınız takdirde reenkarniniz dahil olmak şartıyla iki tane 75'in seviye karakter elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Yani bu açıkçası hani kaçırılmayacak bir fırsat desem yeridir. Hani varsa elinizde kristaliniz vesaireniz ya da kasmayı düşünüyor fakat zorlanıyor, kasamıyorsanız bir miktar yatırımla bunları elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hani onun dışında kasmak bazı insana zor gelir. Mesela benim için zor değil. Ben oturur sıfırdan karakter kasarım. Çünkü 10 yıldır bu oyunu oynuyorum. Bütün görevlerini biliyorum. İmparatorluk tarafı için konuşuyorum bu arada. Bütün görevlerini biliyorum. Bütün gitmem gereken yerleri biliyorum. Kesmem gereken yeri biliyorum. Kesebileceğim yerleri biliyorum vesaire vesaire. O yüzden bir de ben bu tip oyunlarda PvP'den çok PvE'den keyif alırım. PvE'den keyif aldığım için hani bana karakter kasmak açıkçası hiç zor değil. PvP yapmak bana angarya işmiş gibi geliyor. Yani öyle söyleyeyim size. Daha açıklayıcı olacak. Hani o yüzden ben mesela videolarımda dikkat ettiyseniz çok PvP videoları yok. Ama artık benden de bunlar istendiği için ve Pagan karakterine yeni geçtiğimden dolayı Pagan'a biraz daha alışıp elimi biraz daha alıştırabilirsem Pagan'a yavaş yavaş PvP videoları da yayınlamayı düşünüyorum. Ve önümüzdeki günlerden itibaren bir yayınlara tekrar döneceğimi sözünü vermiştim biliyorsunuz. Fakat bu hafta muhtemelen bunu planlayamadım. Malum bir de bayram falan vesaire. Bunu planlayamamın nedeni aynı zamanda dışarıda bir dijital pazarlama uzmanı olarak çalışıyorum ve sosyal medya ile ilgileniyorum. Şirketin bütün sosyal medya yükünü ben taşıyorum şu anda. Ve bunlardan dolayı açıkçası çok zamanım olmuyor. 2 hafta sonrasında plan yaptığımdan dolayı planı hazırla, uygula, fotoğraf çek, video çek, montaj yap. Hani kendi normalde YouTube hesabım askıya almış durumdayım. Resmen şirketin hesaplarıyla ilgileniyorum.
Onlar da bir düzene oturacak. Çünkü orada da daha yeniyim. Daha 2 ayım dolmak üzere. Orası da bir düzene oturacak. Burası da bir düzene oturacak. Ve bu şekilde mutlu mesut bir yolda ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu oyunla ilgili anlatmak istediklerim, ya daha doğrusu bu indirimle ilgili anlatmak istediklerim aslında kısa ve öz ve netti. Umarım işinize yarar. Umarım böyle bir şey bekliyorsunuzdur. Yani oyundan şuna bir açıklık getireyim arkadaşlar. Orada söz bitmedi aslında ama şuna bir açıklık getireyim. Şimdi siz bu oyuna başladığınız zaman bu oyunu anlamak biraz zor. Yani şimdi Night Online'dan Metin 2 zihniyetiyle bu oyuna gelen arkadaşlar bu oyunu anlayamazlar. Bu oyunu anlayabilmeniz için ne bileyim Guilds var. İşte neydi o? İşte Asya tabanlı oyunlar. İşte bu Forsaken vardı bir ara. Final Fantasy var hala oynanıyor diye biliyorum. Reborn mıydı neydi öyle bir şeydi. Ondan sonra Aion vardı. İşte o Metin 2 falan var. Bir kanatta da biliyorsunuz dünya cümle WoW var. Hani WoW, MoW falan bu tarz zihniyetlerden gelen adamlar bu oyunu çok rahat oynayabilirler. Ama Night Online kafasıyla gelen adamlar bu oyunda çok fazla barınamazlar arkadaşlar. Yani bu oyunun o sistemi o şekilde değil. O yüzden kasarken biraz sıkılabilirsiniz. Yorulabilirsiniz. Hikaye yapmak size zor gelebilir. O yüzden bu itemleri kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ama bu itemlerle de karakteri alıp direkt 75 yaptığınız zamanda da şöyle bir eksiniz var. Onu da size söyleyeyim. Direkt 75'e geliyorsunuz ve 75'e gelene kadar ki haritaların hiçbirini görmediğiniz için nerede ne var? Bunun hakkında hiçbir fikriniz olmuyor. Benim şahsen size tavsiyem bir ata karakteri arkadaşlar zor olsa bile kasın. Ama reenkarne için mutlaka mavna basın. Zaten göreceğiniz için aynı engabeyi reenkarnede tekrar yaşamayın, tekrar çekmeyin. Direkt reenkarneye 75 yapın gitsin. Ama atayı kasın. Ya da tam tersi ataya basın mavna asıl oynayacağınız karaktere. Reenkarneyi de açın, reenkarneyi de sıfırdan kasın. Hani böyle görerek, oynayarak, hissederek kasın. En azından dersiniz ki ya benim zaten vakit ayırdığım karakterim 75 level, onu 85 yapacağım, patara kütere gireceğim her yere. Reenkarne ile de canım sıkıldıkça girer arada oynarım dersiniz. Reenkarne yatırım değil de ata karaktere yatırım yapmış olursunuz. Biliyorsunuz reenkarne videosunda her şeyi anlattım. Şöyle bir karakter ata dahil toplamda 12 tane karakterden oluşur maksimum. Yani 11 tane daha reenkarne açabilirsiniz. 11 farklı sınıf veya aynı sınıf. Reenkarne açıp bunların arasında skill paylaşımı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden reenkarnenin bu oyunda bir önemi var. Gold falan kasmak isteyenler kesinlikle reenkarne kasmalı. Hani iki tarafta da görevleri yapmak size güzel bir kar sağlayacaktır. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bunlarla ilgili bir sorunuz varsa, herhangi bir aklınıza takılan bir nokta varsa veya klanımıza gelmek isteyip bizimle birlikte oynamak istiyorsanız eğer yukarıda çıkacak olan DC adresinden bize yazın ya da sohbet kısmına nickinizi yazın, ben klana girmek istiyorum gibi yazın. Biz de gerekli işlemleri yapalım. Ben oyundaysam direkt bizzat ben kendim ilgilenirim. Eğer oyunda değilsem oyunda olan memur arkadaşlar zaten ilgilenirler. Klana geleni hemen pelerin vesaire her şeyi veriyoruz. Hani bizim öyle bir iddiamız yok. Bir ortam kurmaya çalışıyoruz. Bu ortamı da kuranlara zaten ilerleyen günlerde şöyle bir durum olacak. Benim mesela biliyorsunuz ki videolardan açtığım mafrazalarda çıkan şeyleri artık bir yerden sonra artık klanla paylaşmaya başlayacağım. Tabii ki klana gelip izleyicilerimiz arasından klana gelip de bizimle birlikte oynayan kişiler bir tık daha artı olacak. Çekilişler falan onlar daha iyi adapte olacak, daha iyi bilecekler. Bunun duyurusunu yaptıktan sonra bu videoyu burada bitirelim. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.